Tabii ki o zaman Ankara'ya dönelim Bülent Atlas'a bir merhaba diyelim Ankara futbolunu konuşmak üzere. Bülent abi merhaba, hoş geldin yayına. Hoş bulduk Pelin. Nasılsın? İyiyim. Kusura bakma, seni de bu yoğunluğunda rahatsız ettik ama senden dinlemek istedim. Senden iyi, kimse bilemez Ankara futbolunu diye. Vallahi ben İngiltere Türk ekranlarını özlemiştim. Ne zamandır görüşemiyorduk. Şu anda ben senin görüntünü görmüyorum ama sesini duymak bile bir güzel Pelin. Çok teşekkür ederim. Ankara gücüyle başlamak istiyorum. Bir sakıncası yoksa Bülent abi. Önce son günlerin polemiği olan Fuat Hoca olayından başlamak istiyorum. Dün sosyal medyada, Twitter'da Fuat Hoca'ya ait olduğu iddia edilen bir WhatsApp konuşması da dolaşıyordu. Ayrılmayacağına yönelik ama çok da hoşuma giden şeyler değil bunlar benim, özel hayatın paylaşılması. Başkan Bey açıklama yaptı, iki televizyon kanalına Fuat Çapa'yla yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz diye. Şu an durum ne, senden dinleyelim. Valla Ankara'da aslında konuşulan bir Fuat Çapa tartışması yok. Bir sosyal medya hesabı üzerinden böyle bir iddia ortaya atıldı. Onlara ayrılıyor diye. Ben hemen ondan başkanlıkla bir proje yaptık. Fuat Hoca ile beraber biz bir proje yaptık. Öyle iki günde biz bir projeden dönmeyiz. Zaten oynanan futbol kötü bir futbol değildi. Şimdi Rize maçı öncesi Koray Rize kazanır demiş ama o maçın normal dengesinde gitse o maçı kazanan Ankara gücüydü. Şimdi deplasmanda 3 gol atmak, Rize'de gol atmak, ilk yarıda atmak çok çok kolay bir şey değildi. Ankara gücü bunu başarmıştı. Ardından 10 kişi kalması, Kitsu'ya verilen bir penaltı var ki, yani gökten top geliyor, eline çarpıyor, bir penaltı. Frederik Ankara'da geçen sezon çok beğendiğimiz bir kaleciydi. Frederik'in hiç beklemediği bir hatası diye yenen bir serbest vuruştan gol. Bütün maçın dengesini bozdu. Ama izleyen herkes aslında bakarsak oynanan futboldan memnundu. Sadece düz futbol mantığı üzerinden gidiyorduk. Yani 3 tane gol attıysan, 3-1 öne geçtiysen bu maçı vermemen lazım. Evet, vermemen lazım ama futbolda bizi sevdiren aslına bakarsan biraz böyle şeyler. Yani 3-1'den dönüşler, muhteşem dönüşler. Kesin kazandığın denen maçı kaybedebilme. Bu trajik hikayeler üzerinden biz futbolu konuşuyoruz aslına bakarsak. Öyle bir hikayesi olan belki de 10 sene sonra unutamayacağımız bir maçtı Rize maçı. Şimdi ben Hatay maçı oynanır diye bekliyordum. Çünkü Hatay maçı Ankara gücü çıkışa gideceği bir maç olarak düşünüyordum. Hatay maçı da şimdi pandemi nedeniyle sporcuların korona çıkması nedeniyle ertelendi. Ardından şimdi Galatasaray maçı var. O da kolay bir maç değil. Çok zor bir maç. İstanbul'da Galatasaray'la oynayacaksın. Ankara gücü işi çok kolay değil ama teknik direktör konusunda şu anda ben yönetimin bir değişikliğe gideceğini, hızlı bir şekilde gideceğini açıkçası düşünmüyorum. Şimdi Ankara futbolu odaklı değil, yani tüm basında, Türk basınında Fuat Çapa'ya ulaşabilen nadir gazetecilerden bir tanesin. Fuat Çapa çok sevmez böyle içini dökmeyi gazetecilere. Ama seni içini dökmek anlamında, röportaj verme anlamında seni seviyor ve açıklamalarını da sana yapıyor aslında bakacak olursak. Şimdi sen Fuat Çapa... Yıllarda teşvikli sahibimiz var. Gençler Birliği'nde çok uzun teknik direktörlük yaptı. Hı-hı. Ardından Ankara gücü olunca ister istemez tanıdığı gazetecileri tercih ediyor. En azından biz tuzak kurmuyoruz. Öğrenci istediklerimizi söylüyoruz. Ondan önce de Fuat Hoca beni açıklama verme konusunda sever diye düşünüyorum ben de. Şimdi Fuat Hoca ciddi manada bir proje ve Eskişehir'de de bu projesi tutmuştu. Gittiği yerlerde bunu başarıyor. Geçen sezon Kasımpaşa'da yapıyor yani. Fuat Hoca, sen altını çizdin bunun böyle bir keçeli kalemle Twitter'dan, sosyal medya hesabından. Fuat Çapa şansı diye bir şey var diye. Puana ihtiyacı olduğu evet. Her an alır Fuat Hoca o puanı. 3 puansa 3 puan, 1 puansa 1 puan. Şimdi tam böyle motive olmuşken milli maç dönüşü, talihsiz bir kırmızı kart, 10 kişi kalan Ankara gücü şanssız bir şekilde. Seyri değişen bir maç, tam hadi çocuklar odaklanıyoruz Hatay maçına derken iptal edilen bir Hatay maçı, hop rakip Galatasaray. Bu motivasyon kayıpları da evet. Ankara gücündeki düşüşün nedeni olabilir mi? Şimdi mehter takımı gibi gidiyor Ankara gücü. Lige başladı, bir maç oynadı, ardından bay oldu. İki maç oynadı, milli maç arası girdi. Bir maç oynadı, şimdi yine ara verecek. İşte takımın bir tempo tutmasıyla ilgili sorun var. Şimdi herkes bu cümleyi kullanıyordur. Sporu seven, sadece futbolda değil bütün branşlarda aynı cümleyi kullanıyorlardır. En iyi antrenman aslında maçtır. Maçta çok iyi tempo tutar. Ankara gücü bu tempo tutmayı bir sağlayamıyor ister istemez. Kendinde olmayan nedenlerden dolayı. Ama bir de şu avantaj var, çok yeni kurulan bir takım.
Yani orta saha, defans haricinde neredeyse tamamı yine oyunculardan kurulan bir takım. Sakatlıklarla, yani Borigny'nin sakatlığı çok önemli bir sakatlıktı. Belki Galatasaray maçına yetişecek. Bu sakatlıklardan kurtulması için fırsat olabilir ama tempo tutmuyor. Tempo tutmaması da ister istemez hem hoca açısından hem oyuncular açısından bir sorun teşkil ediyor. Bir de Ankaragücü taraftarı gerçekten çok zor yıllar geçirdi. Şimdi ikinci lige kadar düştü, tekrar çıktı, iki sezon üst üste düşme kabusu yaşadı. Artık başarıyı aç ve başarıyı hemen istiyor. O da ister istemez hem yönetimde hem teknik ekipte bir paniklemeye neden oluyor. Hızlı bir şekilde başarı sağlamak derdine düşüyor. Ama Ankaragücü'nün kadrosunda, şimdi Fenerbahçe için konuşurken sizin programlarda da dinledim diye bir şey söyleniyor. Bir az kadro var, yedek kadro var, bir kadro daha var. Üç tane ilk 11 çıkar Fenerbahçe'den diye. Ankaragücü'nden de bir tane olmasa daha iki tane 11 çıkar. Evet. Bir kadro derinliği olan bir kadro ama yeni kurulan bir kadro ve oturması lazım. Fuat Hoca benimle yaptığı röportajda ucu açık söyledi. İşte biz ligde kalmayı hedefliyoruz. Onun haricinde üstüne koyarsak başarır diye. Ama ben inanıyorum Ankaragücü ilk 10 içerisinde bitirebilecek bir yapıda bir kulüp. Şimdi bu sene birçok şey topladı. Ben yapabileceğini düşünüyorum. Ankaragücü madem hani buradan bir kapı açtım, ben buradan bir soru sormak istiyorum. Hatta ben aylardır bu soruyu sana yöneltmek istiyordum. Yeri geldi. Geçtiğimiz yıllardan farklı bir transfer politikası yürütüyor gibi düşünüyorum Ankaragücü'nü. Eskiden daha böyle isim olan transferler yüksek paralarla ve çok sayıda yapılırdı. Şimdi futbolcuların yaş ortalaması daha düşük. Yani yaşları daha genç oyuncular tercih edildi. Ve hani böyle ismine değil gençliğine para yatırıldı gibime geliyor. Ankaragücü geçmiş tecrübelerinden ders çıkarmış gibi transferler yapıyor. Bu doğru mu? Şimdi bakarsak Türk futbolunun yapması gerekeni yapıyor aslında bakarsak. Bütün futbol kulüpleri batmış halde. Her sene 10 tane futbolcu 10 tane gönder. Ki olmadı. Bu sene ne kadar transfer haberi yapabildik. Öyle dünya yıldızları falan ülkemize gelmedi. Havaalanında karşılamalar olmadı. Ankaragücü 23 yaş ortalamasına yakın bir kadro kurdu. Ha, bu kadar genç bir kadro kuruyorsa ister istemez deneyimli insan oyunculara da ihtiyacım var. Alper Potuk bu konuda doğru bir isimdi bence. Formunun zirvesinde değil, bir düşüşte Eskişehir'den sonra Fenerbahçe'ye geçtikten sonra iyi bir futbol oynadı ama o futbolu yok şu anda. Ama Emre bence doğru bir isimdi. Ankaragücü'nde birkaç hafta sonra çok çok etkili olmaya başlayacağını düşünüyorum. Onun haricinde senin Eskişehir'den bir Emre Güral'ı aldılar. Yaş ortalaması biraz yüksek. Evet. Ben bunu eleştirmiştim mesela ama oynadığı maçlarda Emre'ye haksızlık ettiğimi düşünmeye başladım. Onun haricinde genç bir kadro vardı. Sadece Ankaragücü boyutunda da bakmamak lazım. Ankaragücü 5-6 futbolcuyu da başka kulüplere kiraya verdi genç oyuncuyu. Özellikle şu anda altyapı kulübü gibi olarak değerlendirildiği bir Mamak Spor var. Mamak Spor'da da 5-6 tane oyuncusu var kiralık. Onların da kazanılmasıyla, hatta Ankara Spor'a dair verilen futbolcular var. Ankaragücü belki birkaç sene transfere çok fazla ihtiyaç duymadan götürebileceği bir kadroyu kurabildi. Programın başında söylediğim proje var ya, işte bu proje aslına bakarsak bir ayağıdır bu. Genç bir kadro ve uzun süre beraber oynayabilecekler ve kulüp sürekli bir transfer girdabında kalmayacak bir yapıydı. Onun açısından doğru düşünüyorsun. Farklı bir şey denediler ama bence bütün kulüplerin yapması gereken şeyi denedi Ankaragücü. Ben bu günün sonunda uzun vadede Ankaragücü adına bu yaşanan her şeyin başarı getireceği inancındayım. Bilmiyorum katılır mısın? Ya taraftarlarda da sosyal medyada falan ben bazen umutsuz mesajlara tepki gösterdiğim zaman ya da ben fazla mutlu olduğum zaman tepki gösterenlere bir şey soruyorum. Hangi transferin yanlış olduğunu düşünüyorsunuz diyorum. Ha, öyle yanlış olan bir transferi açıkçası görmüyor kimse. Evet. Ama genç oyuncular ve oturmaları için gerçekten bir zaman lazım. Fuat Hoca doğru bir isim mi? Bence doğru bir isim. Eskişehir'de özellikle o ilk senesi, zaten ikinci senenin sonunu tamamlamadan ayrılmıştı. İlk yarıdaki kadro çok çocuktu benim hatırladığım. Evet. Sen daha iyi hatırlarsın evet. Peki. Yani ki transfer olmuş ama lisansı çıkarılamamış çocuklarla beraber, oyuncularla beraber antrenman yapıyorlardı. Bir gençler milli maçında 6-0 mıydı, 6-1 miydi ne maç? Ben hocam sen bu takımı düşürmezsin. Bu takımı sen oynatıyorsun aslında bakarsın dediğinde ki o takım düşmedi Eskişehir. Evet.
Ya Fuat Hoca bunu yapıyor, yapabiliyor. Nasıl yapıyor bilmiyoruz. Yani o motivasyonu nasıl sağlıyor hiçbir fikrim yok. Gerçekten yok. Eskişehir'de hani bakacak olursak yaş grubuna o çocukların hani daha böyle 17, 18, 19 hani ergenliğinin zirvesinde olan çocukları zapt edip moral vermek gerçekten ayrı bir meziyetti. Fuat Hoca bunu başarabildi. Hani bunu yapan adam Ankara Gücü'nün projesini neden yürütmesin ki tarafındayım. Ben inanıyorum. Fuat Hoca'ya inananlardanım. Yani bunu da saklamıyorum. Saklamakta da bir beis görmüyorum. Eskişehir'deki kriz ortamı da çok daha büyüktü. Yani kulüp başkanına güvenilmiyordu, teknik direktöre güveniliyordu. Yardım kampanyaları teknik direktör üzerinden yapılıyordu. Hı hı. Yani bir güven objesiydi Eskişehir'de. Sen benden daha yakın takip ettin. Ben uzaktan izleyebildiğim kadarıyla, görebildiğim kadarıyla takip ettim. Eskişehir'de başkanlığa bağlı olan, valinin belediye başkanını ağırlamaktan mutluluk duydu. Onunla beraber hatta bir icra kurulu oluşturdukları bir yapı vardı. Yani orada gerçekten becerdi. Geçen sene Kasımpaşa'daki az uz bir iş değildi. Tabii. Yani ilk yarının sonunda şu anda sen ben arkadaşlar otursak geçen sezonu kim küme düşerdirsek büyük ihtimalle Kasımpaşa'yı ilk üç içerisine sokardık düşmesi muhtemel adayların içerisinde. Aynı fikirdeyim. Ankara Gücü'yle alakalı konuşmadığımız bir şey var mı? Şimdi Hatay maçının senaryosu değişir mi diye soracağım. Ondan sonra Gençler Birliği'ne geçelim istiyorum. Ya Hatay konusu benim kafama çok takılıyor Pelin. Benim şimdi akşam yine Ankara'cı programım var Plan Spor TV'de. Orada bahsedecektim saat ama. Saat kaçtaydı duyurusunu yapalım. Saat 8'de Ankara'cının detaylı bir analiz edeceğiz. Şimdi Hatay'ın işi sanki, yani elimde somut verilerle söylemiyorum. Bildiğim mutlaka şeyler var ama somut veri olarak söylemiyorum. Bu Antalya'nın bir Beşiktaş maçı öncesi tabağına korona pozitif çıkması ardından sonuçların yanlış olduğu belli olması falan hikayesi vardı. Daha 3 hafta önceki olay. Aman. Hatay'ınki de sanki bunun gibiydi. Ama Hatay oradan aldığım istihbaratları, oradan aldığım bilgiler. Yani oyuncular pozitif gözüküyor. Takımın çok büyük kısmı pozitif deniliyor ama antrenmanlarına falan devam eden bir takım. Sanki bu pozitif ilk test yanlıştı. Ama Hatay bu işine geldi. Erzurum maçını ertelemek işlerine geldiği için çok fazla değişmediler. Ama Ankara Gücü maçını mesela bence onlar da oynamak istiyorlardı. Ama federasyon 14 gün karantina koşulları gereği Ankara Gücü maçını da erteledi. Şimdi 3 tane pozitif vakadan bahsediliyor. Yani bu aslında ciddi bir iddia. Yani hani aldığın istihbarat doğrultusunda yaptığın bu açıklamayı Bülent abi. Ama şimdi Ankara Gücü'nde de pozitif vakalar var. 4. Şimdi test sonuçlarını bekliyoruz orada da. 3 tane dün açıkladılar. Sabah 10'da bir daha test oldular. Şu saatlerde test sonuçları açıklanacak. Biz de onu bekliyoruz. Önemli oyuncular da var. İsim vermek istemiyorum. Kulüp açıklaması süreci evet. İsimleri benim vermem tabii doğru da değil. Doğru değil. Önemli oyuncular da var. İnşallah sonuçlar negatif çıkar. Ankara Gücü'nde bir de onunla uğraşmayız. Ki biz bu sene futbolda bununla çok uğraşacağı benziyoruz. Ne yazık ki. Her kulüp tarafta... Geçen Mert Hoca'yla röportaj yapıyorum. Beşiktaş maçı öncesi Stanku'da da bir pozitif çıkmış, ardından negatife dönmüş. Yani bunları duyuyoruz. Kocaların da kulüplerin de işi çok zor. İnşallah biz bu ligi tamamlayabiliriz diyorum ama böyle gittikçe vakalar arttıkça kulüplerde her gün daha fazla kulüpten bahsetmeye başlıyoruz. Ligde biz bu iki ileri bir geri işini çok yapacağa benziyoruz. Hiçbir takım tam bir tempo tutturamayacak sanki. Mert Hoca demişken biraz da Mert Hoca'yı konuşalım. Gençler Birliği'ni konuşalım. Yani ne yazık ki çok üzgünüm aslında iki Ankara takımının da bu şekilde kötü başlamasına lige. Genç hocaların başarılı olmasını can gönülden isteyenlerdenim. Ama ne Ankara Gücü'nde ne de Gençler Birliği'nde olmadı. İyi başlayamadılar son sıralardaki takımda. Mert Hoca'nın ilk teknik adamlığı, yani bir takımın başında ilk birinci antrenör oluşu. Şehrin bakışı nasıl Gençler Birliği taraftarının Mert Hoca'ya ve sorgulanıyor mu yani işin açıkçası Mert Hoca'nın teknik direktörlüğü? Benim şimdi 2018 Gençler Birliği küme düşeceği sezonda ben senin programı iki kere bağlanmıştım. İkisinde de aynı cümleyi söylemiştim. Daha takım hazırlık dönemindeydi. Sezondan İlhan Cavcav sezonu olmamıştı. Bu sezon Gençler Birliği küme düşer demiştim. Şimdi o kadar iddialı cümleyi kullanmıyorum ama Gençler Birliği küme düşer en büyük adaylarından bir tanesi. Bu Beşiktaş maçını izleyenler ya Gençler Birliği ne güzel top oynadı. Niye düşsün falan diyebilirler ama bir kulübeye de baksınlar. Gençler Birliği'nin kulübe derinliği yok. Yani Mert Hoca'nın yapabileceği de çok fazla bir şey yok. Malzeme bu kadar. Altyapıdan çıkan çocuklarla bir şeyler yapmak zorunda. O da her zaman tutacak bir formül değil. Yani burası Süper Lig ve
en güçlü 20 takımın mücadelesine, 21 takımın mücadelesini sergiliyorsun. Birden fazla genç oyuncuyu sahaya sürüp oradan da bir başarılı sonuç elde etmek olabilir mi? Olur ama büyük bir kumardır. Gençler Birliği şimdi o kumarı oynuyor. Ya, orta sahada gönderilen futbolcunun neredeyse yarısı kadar futbolcu alınabildi. Ekonomik kriterlerden, maddi kriterlerden dolayı. Yani önceden Gençler Birliği konuştuğumuz zaman İran Başkanı'nın cimriliğini, pintiliğini konuşuyorduk. Şimdi artık parasızlığını konuşuyoruz. Gençler Birliği'nin borçlarını konuşuyoruz. Ya Gençler Birliği gerçekten Türk futboluna şöyle bir dosya yapılıp Bülent abi, yani Türk futbolunda ders diye bir okutulmalı yani. Hem iyi tarafı hem de nasıl bu hale geldiği kısmı. Yani İlhan Cavcav'ın, rahmetlinin bıraktığı bir miras diyeceğim ben Gençler Birliği için. Tabii ki de şahıslara mal edilemez kulüpler ama emeği çoktu rahmetli başkanın. Şu an Gençler Birliği'nin geldiği nokta, inanamıyorum yani. Vallahi biz de inanamıyoruz Peri. Çok kötü bir manzara çünkü. Bizim gördüğümüz manzara kötü bir manzara. Artık 20-30 milyon lira borçlardan bahsediliyor. Transfer yapamamışsın doğru düz. Kısıtlı bir kadron var. Doğru transferleri de yapmamışsın. Yani şimdi önceden 10 tane 15 tane futbolcu alırdın. Bunun içerisinde bir iki tanesinin yanlış olması çok göze batmazdı. Ama 5-6 tane transfer yapıp bunun içerisinde yıllardır futbol oynamamış İsimler olunca ya diyorsun yine aynı sistem devam ediyor. Yani Gençler Birliği bir şeylerden ders almadı diyorsun. Şimdi Salih Dursun sen de bilirsin, ben de bilirim. Şu anda programı izleyen birçok futbol sever bilir ki Salih Dursun bir sezon tam sezon futbol oynamadı. Futboldaki bıraktığı eser Trabzon maçın Trabzonspor'dayken hakeme gösterdiği kırmızı karttı. Şimdi kronik bir sakatlığı vardı futbolcunun ve senin az sayıda futbolcu alırken kronik sakat olan bir futbolcuyu alman ne kadar doğru? Gençler bile bunu yaptı. Çok spor ve tank olmazsa ne olur sorusunun cevabını şu anda kimse bilmiyor. Yani tankın ortalaması ki Mert Hoca ile yaptığım röportajda da bunu sordum. Yani ben 25 dedim. Mert Hoca da olsun olsun 30 dedi. Ama lig 40 hafta. 42 hafta. Ya herhalde Mert Hoca'nın kendisinin oynamasını bekliyorlar. Başka ama bir ihtimal gelmiyor. Pelin var ya tam formda oynasa var ya. Süper Lig'de Mert Nobre hala takır takır gollerini atar. Ki çok özledim Mert Nobre'nin gollerini de. Hepimiz çok özledim. Gençler Birliği şampiyon olduğu sezon çok yakından izledim. Çok iyi bir futbolcu, çok iyi bir profesyonel. Şimdi Ankara'da Mert'in tartışılacak bir şey yok. Taraftar zaten böyle bir genç, dinamik, farklı futbola bakan bir ismi istiyordu. Mert Hoca'nın oynatmaya çalıştığı sistemde, teknikte taraftarı mutlu ediyor. Taraftar kadronun kısıtlı olduğunu, kulübenin yetersiz olduğunu farkında. Onun için hocayı çok fazla eleştirmiyor, arkasında duruyor. Arkasında durmayanlar var. Gençler Birliği'nde böyle bir sıkıntı var. Birilerinin kuyusunu her zaman kazmaya çalışır. Evet. O kuyu kazmaya çalışanların yine kulüpte olması ister istemez taraftarı Mert Nobre çerçevesinde daha da arkasında durma itiyor. Hocaya sahip çıkıyorlar. Ya benim çok iyi futbol oynamadı Deniz maçında oynamadı ama Gençler maçlarında zaten hiçbir zaman iyi futbol oynayamadı. Böyle bir tarihsel akış var, aşamadığımız bir handikap var. Gençler Birliği şampiyonluk mücadelesi verirken de Deniz'i yenemedi, hatırlarsın o maçları. Evet. Yine takır takır gollerini atıp duruyor. Geçen sene de attı, enteresan bu. Durdu yine golünü attı. Aylar 12 hafta sonra mı golünü attı Rodega ilk kez? Evet. Yine geldi. Gençler Birliği'nin Deniz'i seviyor. Kardeş hukuku var. Kardeş hukukunu har vurup aramasa vuruyor. Gelip buraya Gençler Birliği'ne. Son olarak da Keçiören Gücü'nden biraz bahsetsek olur mu Bülent abi? İyi gidiyorlar. Yani birincilikte hani futboldan başka her şeyin olduğu birincilikte. Hani fizik kuvveti işte önemlidir. Transfer hamleleri önemlidir. Ama Ankara Gücü tüm bunlardan uzakta futbol oynayarak lider şu an. Keçiören Gücü geçen sene de öyleydi. Geçen Serkan Özbaltay'la da çok iyi bir tempo tuttu. Çok güzel gitti. Bu geçen sene beklediğim, daha doğrusu Keçiören sistematiğinin dışında bir iş başardı. Hep Keçiören Gücü ilk yarı çok iyi futbol oynar, ikinci yarı savsaklardı. Bu sezon yine öyle başladılar. Geçen sezon da öyle başladılar ama geçen sezon ikinci yarı da güzel futbol oynadı. Keçiören Gücü'nün oturmuş bir yapı var. Dışa kapalı bir yapı. Yani ne olup ne bittiğini içeride çok fazla kimse bilmiyor.
gazetecilerle de temasları yok. Bir taraftar yoğunluğu yok. Taraftar kitlesi yok. Onun için de biraz da kendi başlarına akıllıca işler yapmaya bakıyorlar. Oğlu da yani Keçiören Gücü sezon sonuna kadar bu tempoyu tutturabilir mi? Ben açıkçası beklemiyorum. Ama Keçiören Gücü'nün en azından playoff'ları zorlayacağını ve playoff'lara kalabileceğine inanıyorum. Böyle bir yapı var. Çünkü dengeli gidiyorlar. Yani bir sezon çok çok iyi gidip deli gibi para harcayıp ertesi sezon ligde kalma mücadelesi vermiyor. Keçiören Gücü ikinci ligdeyken de hep bir dengeli gitti. Hep yukarıları zorladı. Çıkabilirse çıktı. Ertesi sezon kaldığı yerden yoluna devam etti. Geçen sezon ortalarda bitirdi Keçiören Gücü. Onun üzerine bir tık daha koydu. Devam ediyorlar. Serkan Özbaltay'la devam ettiler. Yeni hocalarıyla devam ediyorlar. Bu sene olmazsa gelecek sezonda Keçiören Gücü iyi bir kadroyla mücadelesini bence sürdürecek gibi geliyor. Son olarak İsmet Hoca'nın Ankara Gücü'ne, özür dilerim, Ankara Spor'a gelişiyle, çok özür dilerim, çok pardon. En son Ankara Spor'da kaldık değil mi? Ben isimleri karıştırıyorum ya orada. Evet, Ankara Spor oldu artık, Osmanlı değil. Orada bir değişiklikler olabilir mi İsmet Hoca'nın gelişiyle birlikte? Ya orada da İsmet Hoca zaten yakın zamana kadar teknik direktördü. Geçen sezonu İsmet Hoca tamamladı, olmadı, yollar ayrıldı. Transfer yasağı açıldı, İsmet Hoca'yı geri getirdiler. İsmet Hoca deneyimli bir teknik direktör, Ankara'yı bilen bir teknik direktör, başarabilecek bir teknik direktör ama öyle bir son dakikada öyle bir transfer yoğunluğu geldi ki o takımın oturması devre arasında bulur neredeyse. Bir de şimdi Ankara Gücü'nde bak, teker teker baktığımız zaman çok iyi isimler var mıydı? Yoktu. Yani ama hepsi doğru transfer diyorduk. Osmanlı Ankara Spor'da isimlere de baktığımız zaman çok çok iyi isimler yok açıkçası. Evet. Keşke transfer politikasını geçen sezon eğer Osman'ın puanı silinmeseydi de kalıyordu zaten neredeyse. Yani 3 puanla küme düştüydü. Kaldırıldı küme düşme ama 3 puanla düşmüştü. Keşke o kadroya birkaç tane doğru transferlerle doğru güçlendirselerdi. Bence yeni kadro üzerinden hem Ankara Spor kazanırdı hem Türk Spor kazanırdı. Birden hurra transfer yaptılar. İsmet Hoca'nın işi çok kolay değil açıkçası. Elinde sihirli değnek dahi olsa bu kadar genç, yeni kurulmuş bir takımda ligler devam ediyorken tempo tutturmak kolay değil. Şimdi Süper Lig'den daha sıkı bir fikstür var birinci lig. Çünkü playofflar nedeniyle daha hızlı bitiriliyor ligler birinci ligde. O temponun içerisinde nasıl başaracak? Yarın maçları var, örnek gösteriyorum. Osmanlı'nın daha 3 gün önce oynadılar. Yarın yine maçları var. Kolay değil. Ankara Spor'dan Ankara'da çok fazla ligde kalmayı kurtar, ligde kalırlar. Biz de keyifle izlemeye devam ederiz. Teşekkür ederim Bülent abi yayına katıldığın için. Senden keyifle dinledik Ankara futbolunu. Ben teşekkür ederim Pelin. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Sana da saat 8'deki yayınında iyi şanslar diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olsun.